Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bugün biliyorsunuz tatil, tabii ki pek hoş bir şeyin tatili değil. 15 Temmuz tekrardan şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Bu ülke için kendini feda eden herkes bizim için değerlidir. O yüzden hani çok keyifli bir günün tatili değil. Şimdi böyle tatilken birazcık böyle arada bir biliyorsunuz genelde eskiden çok yapıyordum hafta sonları böyle trade hakkında genel bu işin altyapısı hakkında videolar çekiyordum. İnsanların da çoğunun hoşuna gidiyor. Çünkü şimdi bir kesim var ki işte dolar ne olacak onu söyle bana işte boş boş konuşma diyen. Aslında anlamadıkları şey şu, bizim bu anlattıklarımız doların ne olacağından çok daha önemli. Çünkü insanlar dolarda para kaybettikleri için üzülüyorlar. Ama kimse hani ya ben bunu niye yaptım? Ben hani niye dolarda değer veya herhangi bir enstrümanda? Bakın bu piyasalarda her zaman para kaybedersiniz. Biz de hala kaybediyoruz, kazanıyoruz. Ama sonuçta Allah'a şükür ekmeğimizi kazanıyoruz. Para kaybetmemek diye bir şey yok. Önemli olan şey şu, hayat gibi aynı. Yaptığınız hatalardan, ki hepimiz hayatta hata yapıyoruz. Yaptığınız hatalardan ders alabiliyorsanız ve bu hatayı bir daha tekrarlamıyorsanız kendinizi geliştiriyorsunuz hem hayat tarafında hem trade tarafında. Dolayısıyla insanlar niçin dolar aldıklarını bile bilmiyorlar bundan 7-8 ay önce. Daha doğrusu biliyorlar goy goya geldiklerini. Hala da aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir iki tane şarlatan kanal var. Ama bunlara bir iki tane daha ekonomist katıldı ki hakikaten. Şimdi ekonomist aslında işte şu anda o kadar çok bir magazin ekonomistleri oluştu ki arkadaşlar. Şimdi ben de Marmara İktisat mezunuyum. Bir sürü de düzgün ekonomist kardeşim var. Hepsini tenzih ediyorum. Bütün kardeşlerimi sakın ha. Yani biliyorsunuz her mesleğin arkadaşlar iyisi var kötüsü var. Doktorun iyisi var kötüsü var. Askerin de iyisi var kötüsü var. Polisin de var. Genellememek lazım. Dolayısıyla şimdi ekonomistler çok kaliteli adamlar var. Zaten çok kaliteli adamları kolay kolay göremezsiniz televizyonda, YouTube'da. Şimdi ne tarz adamı görürsünüz? Şova dönelik adamı. Yani işte hani bir şey söyler, bütün ülkede gündem yaratır. Bir de hasbel kader tutturur. Yani şöyle söyleyeyim hani bozuk saat bile günde bir kere gösterir doğruyu. Hasbel kaderde bir de tutturdu mu? Oo süper ekonomist. Şimdi dünyada arkadaşlar hiçbir zaman ekonomistler hiçbir trendi bilemezler. Şimdi diyeceksiniz ki Allah Allah siz zannediyorsunuz şimdi ekonomistler. Şimdi ekonomistle para yönetmek veya trader olmak veya fon yönetmek çok farklı şeylerdir. Ekonomist kardeşlerim olanı anlatırlar. Olabilecekleri konuşmazlar. Büyük oyuncular, büyük fonlarda dünyadaki büyük eller, büyük para sahipleri her zaman algının tersine iş yaparlar. Yani şöyle düşünün her zaman şöyle hep trendler kimsenin beklemediği anda oluşurlar. Niçin hiç düşündünüz mü? Hiç kimse beklemez. Herkes abi çok saçma ya abi. Bakın son 2-3 ayda bile borsa 2 defa rally yaptı. Gördüğü dip seviyeden. Bazı mesela özellikle bankacılık sektörleri 2 defa %50 kazandırdı. Bakın son 3-4 ay içinden bahsediyorum bunu. Ama şimdi bakıyorsunuz son 3-4 aydan beri ekonomi battı, ekonomi bitti. Dolar 6.80'deyken bir sene önce ekonomi çok kötü, enflasyon çok kötü geldi, konkordatolar. Evet, zaten olan bu. Arkadaşlar, olanı söylemekte bir meziyet yok. Olanı zaten siz de gazete okuduğunuz zaman görüyorsunuz. Önemli olan algının tersine iş yapabilmek. Yani işte herkes diyor, ülke çok kötü, ekonomi berbat, 6.80'den dolar al, düştü 6.60, 6.60'dan ortalama düştü 6.30, 6.30'dan ortalama. İşte papaz olayı var, reis ölse de bırakmaz papazı, ayda buradan da al ortalama. İşte arkadaşlar işte bakın diyoruz bizim gibiler işte bakın papaz bırakılırsa ki bırakılmaya oynuyor piyasa. İşte altının altına ineriz böyle biraz bir gevşeme başlar 3-4 ay. Hadi ulan sen de ekonomist misin? Ünlü ekonomist şu şöyle söyledi böyle söyledi. Bakın süreci bir düşünün şimdi. Süreci düşünün ki şimdi sizin o ekonomist çok şey biliyor zannettiğiniz adamlar aslında hiçbir bok bilmiyorlar. Bir tanesine ver 300 milyar para bak 300 milyarı ver tamam mı? De ki al kardeşim bana bunu de bir yıl yönet de. Parayı batırırlar. Çünkü piyasa farklı bir şey. Şimdi sizler paranıza değer kazandırmak istiyorsanız veya değer korumasını bir şekilde finansal enstrümanlardan para kazanıyor olmanız doğru mu? Bu yüzden bu insanları izlemiyor musunuz? Evet. Peki son 6 aydan beri hangi ekonomist gerçeği bildi?
Veya hangi ekonomi size para kazandırdı? Veya bırakın para kazandırmayı. Bir sürü ekonomist yüzünden, hani bunlar, bakın, saygıdeğer insanlar da var bunların için, ama şimdi onlar da işin bokunu çıkardı. Çünkü bir bakıyorsunuz arkadaşlar YouTube'da. Şimdi YouTube'u açın bu videodan sonra, şöyle bir basın. Dolar yazın, videolara bir bakın. Video başlıklarına bir bakın. Bak, bunun içinde hakikaten bu piyasada, eski benim de çalıştığım zamanlarda, ben internetim kökenliyim. Bu piyasada hakikaten duayen büyüğümüzdür, saygı duyarız, bakın, büyüğümüzdür, ama bu insanlar bile artık sapıtmaya başladı. İşte ülke batacak, gülerek video çekiyorlar. Ya şimdi ben şeyi de çok merak ediyorum. Şimdi ülke ekonomisi kötü olabilir. Bunu söyleyebilirsin, bunda da sıkıntı yok. Ben mesela şeyi anlamıyorum, gülmelerini anlamıyorum. Mesela insan gülüyor mu? Ülke batacak, öyle olacak, ha, işsizlik öyle. Ya oğlum, niye sırıtıyorsunuz ki? Yani sırıtacak bir şey arıyorsanız aynaya bakın. Yani suratınızda memnuniyet yok. Hani kadayıfa dönmüşsünüz. Anlatıyorsunuz, gülüyorsunuz bir de. Ha, takipçiniz var o kadar, bilmem ne, herkes izliyor, sizi hoca zannediyor. Şimdi soruyorum, diyorum ki hangi biri size para kazandırdı? İşte seçimlerden sonra 7 olacak dolar. Pazartesi günü dolar 10 oluyor, 12 oluyor. Koptu gidiyor, patladı. Ne oldu hepsi? Arkadaşlar bakın, bir kere gerçekten para kazanmak istiyorsanız, gerçekten aile paranızı yönetmek istiyorsanız, bir kere düzgün insanları izleyin. Bir kere bu işin etiğinde, şimdi bu insanlar bu işin etiğini de unutmuşlar. Şimdi şarlatanlardan bahsetmiyorum, o bir iki tane var ya, komedi. Onlardan bahset, onları geç. Bir de hakikaten piyasada düzgün ekonomistler de bozuldu. Bak, düzgün insanlar da bozuldu. Bu YouTube öyle bir yer ki, şimdi böyle 250-300 bin takipçin oldun mu kendini bir bok zannediyorsun. Şimdi ben çok merak ediyorum, bu adamların son 6 aydaki videolarını izleyin. Siz de diyelim ki danışmanlık almak istiyorsunuz, bir şirketsiniz. Hangi söyledikleri çıktı? Yani siz o zaman 6.20'den beri, 6.50'den beri dolardasınız. Çünkü dolar 7 lira 8 lira olacak, değil mi? Onların da öngörüsü bu. Dolar yaklaşık 5-6 aydan beri işte 5.60, 6.20 arasında gidiyor geliyor. İşte TL faizinden kaybediyorsunuz. Dolar 5.60'a gelmiş. Zaten gene %10 para kaybetmişsiniz. Ne oldu, hani çok büyük ekonomistlerdi. İşte danışmanlık bilmem ne, yıllarca orada çalıştık, burada çalıştık. Arkadaşlar geçin bunları. Hayır, şeyi geçin. Yani şovu bırakın artık ya. Yani bakıyorum abi, kapaklar, insanlar panik. Zarar eden insanların haddi hesabı yok. Çünkü insanlar sizin isminize, işte sizin YouTube kanalınızı açtıkları zaman görüyorlar ve diyorlar ki ya bu adam işte bak saygıdeğer bir adam. Ya bari o saygıdeğer adama yakışır şekilde davranın. Yani devamlı ülke battı, ülke bitti. Sonra şeyi anlamıyorum, bu goygoyu, yani ülke batsın diye millet kıçını yırtıyor. Ya arkadaşlar, biz Türk değil miyiz? Biz bu memlekette yaşamıyor muyuz? Biz başka bir yerde mi yaşıyoruz? Şimdi bu memlekette, bu memleketi bu hale kim getirdi sorusu. Çok haklısınız. Ben de zaten söylüyorum. Diyorum ki kardeşim, bizi yönetenler bizi bu hale getirdi. Çok net. Peki hani bunun hani daha da kötü olması hangimizin yararına, veya hani ya tamam, ekonomi çok kötü, bunu söyle, anlat, ama peki algı yapmak, yani bakın, ya benim danışmanlık verdiğim IQ'su yüksek iş adamları bile bu adamların videolarından sonra panik olup beni arıyor ya. Ya adam iş adamı abi, IQ, MIQ, ben bana 10 basar, o herife 10 basar. Adam diyor ki ya, diyor Burak, diyor seçimlerden sonra dolar 7 olacakmış pazartesi günü. Abi diyorum, kim söyledi? Şimdi bilmem ne ekonomisi, duayen bilmem. Ya arkadaşlar yapmayın bak. İş adamları, işte ne bileyim yurt dışındaki fonlar, ya bu insanların algılarıyla oynamayın. Bu ülkeyi bu kadar boklamayın. Ya bu ülkeyi bu kadar boklayarak elinize ne geçiyor? Abi ne geçiyor yani, kendi ülkeni bu kadar boklayarak. Yani dolar yarın öbürsü gün hakikaten 8 lira 10 lira olsa ne olacak peki, hiç onu anlatıyor musunuz insanlara? Dolar 8 lira 10 lira oldu. Ne olacak? Şimdi bu elinde 10 bin dolar, 5 bin dolar, 20 bin dolar birikimini 6.50'den dolar alıp alan kardeşlerimiz var ya. Hani işte ya dolar bir an önce 8 lira olsun diye bekleyen kardeşlerimiz var ya. Güzel kardeşlerim, hiçbirinizin işi gücü kalacak mı? Bak, hep aynı şeyi söylüyorum. Gözünüzde bir canlandırın. Dolar 8 lira oldu. Değil mi? Süper, sevindiniz. Seviniyorsunuz değil mi? Seviniyorsunuz. Peki hangi birinizin işi gücü kalacak, veya hadi sizin işiniz gücünüz iyi, tuzunuz kuru. Kardeşinizin işi gücü kalacak mı? Kuzeninizin işi gücü kalacak mı? Ha, dedin ki ulan önce can sonra canan, bana ne? Değil mi? Dersin. Yani neye oynadığınızı bir düşünün önce.
Yani çıkıyorlar bakıyorum. Ülke batacak. Gülüyor. Sırıtıyor lan. Neyini sırıtıyorsun oğlum? Sen yavşak mısın? Yani sırıtacak bunda ne var? Yani tamam ülke ekonomisi kötü diyebilirsin. Tezlerini savunabilirsin. Bunların hepsine eyvallah. Biz de zaten diyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar yani şu konjonktürde dolarda bekleyin. Yani dolarınız da olsun, TL'niz de olsun. Yani portföyünüzü yayın. Tek bir enstrüman almayın. Adamlara bakıyorsun. Ülke battı bitti. Koşun hafta sonu nöbetçi döviz bürosuna döviz alın. Ulan bütün döviz alanlar son bir yıldır anası ağladı ya. Ya insanların zaten işi gücü gitmiş. İnsanların bir sürü borcu var. Bir de insanlar aile birikimlerinden de zarar ettiler. Milletin kafa gitti. Ya hala daha çıkıyorsunuz. Ülke batacak, ülke bitecek. İşte öyle olacak, böyle olacak. Ve gülüyorsunuz. Ya arkadaşlar yapmayın. Bak sizlerin hepinizin topluma karşı bir sorumluluğu var. Şu YouTube'da yayın yapan herkesin, buna ben de dahilim, hepimizin yani 5000 tane takipçisi olanın da sorumluluğu aynı. 300 bin tane takipçisi olanın da sorumluluğu aynı. Bizler şimdi SPK işte hani videoların başına koyuyorsunuz ya arkadaşlar işte SPK'nın şeyini yayınlıyorsunuz. Yatırım tavsiyesi değildir diye. Güzel. Ulan zaten daha kapağını açıyorlar. Bak kapağını YouTube'da aç. Zaten adamlara yatırım tavsiyesi veriyorsun. Diyorsun ki dolar kopacak. Dolar pazartesi 7 lira. Dolar 12 lira. Ülke batıyor. Ulan zaten kapağında insanlara yatırım tavsiyesi veriyorsun. Yani diyorsun ki koş git dolar al. Peki siz kimin uşaklığını yapıyorsunuz? Yani ne yapıyorsunuz? Şimdi millet zarar ediyor sizin yüzünüzden bir. Ülke zaten kötü bir dönemden geçiyor. Hepimizin birlik olması gereken dönemde. Bakın tepedekiler iyi adam kötü adam bunu konuşmuyorum. Ve şunu da çok net söylüyorum. Bakın ben öyle hani kıvıran bir adam da değilim. Ben koyu Atatürkçü bir adamım. Bak koyu Atatürkçü bir adamım. Anladın mı? Atama, Atatürk'e kim hani ters bir şey yaparsa karşısında beni bulur. Dolayısıyla ama ben şöyle de bir adamım. Milletimi, devletimi seven bir adamım. Benim milletim, devletim iyi olsun. Benimle aynı ideolojide olmayan bir partinin başkanını da alır sırtlar gezerim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ha benim kırmızı çizgilerime dokunana kadar. Ha, anladın mı? Yani bak bu kesin. Bak ben böyle dolanmam. Hani ben dolanmam ama bu ülke hepimizin ülkesi. Yani çocuklarımız var. Bu ülke çocuklarımıza kalacak. Yani bu ülkenin batması bitmesi üzerinden edebiyat yapanlar, videolar çekenler, başlıklar atanlar. Lan oğlum sizde hiçbir yüz yok ya. Ya hiçbir yüz yok. Yani sırıtıyorsunuz tamam aboneniz artıyor da. Peki edilen küfürlerin veya IQ'su yüksek insanların size nasıl baktıklarını biliyor musunuz? Size gülüyorlar. Magazin ekonomisti oldunuz ya. Televole şarkıcıları vardı ya eskiden. Televole ekonomistleri ya. Ya bir de hakikaten bu işi düzgün yapan kardeşlerim de var ya adam gibi. Çünkü ekonomistlik çok saygıdeğer bir meslektir abi. Yani bu insanları tenzih ediyorum. Ama düzgün adamlar bile bozuldu. Yani işte YouTube'da aboneler falan filan vesaire gözlük takıyorlar ha gülüyor falan. Neyine gülüyorsun? Aç götüne gül. Neyine gülüyorsun? Bunu gülünecek bir şey yok ki ülkenin. Ülke zaten bir kriz daha görse bütün esnaf kepenk kapatacak. İnsanlar bitecek. Herkes işsiz. Lan ne, bunun neyine? Bunu anlatırken bunun neyine gülüyorsunuz ki? Ben onu da algılayamıyorum. Yani tamam anlatabilirsin. Dersin ki kardeşim ülke ekonomisi kötü. Tamam eyvallah. O sıkıntı. Ulan bunu biz de biliyoruz zaten. Bunu sokaktaki adama sorsan herkes biliyor. E sen ne anlatıyorsun? Hani buradan nasıl çıkarız? Veya hani bunu anlatırken gülmenin bir anlamı var mı? Ya arkadaşlar hakikaten insanlar çok ilginç. Bakın bilgi başka bir şey. Hani şimdi bilirsin bilmezsin. İyi adamsın, bilgili adamsın falan. Abi bunu da geçin. Ya birazcık bir ülkenizi, vatanınızı, milletinizi sevin. Zaten halka verdiğiniz zararın haddi hesabı yok. Yani şu bak. Her şeyin bir arkadaşlar şeyi var. Son 6 aylık insanların videolarını izleyin. Son 6 aydan beri bu arkadaşların hangi arkadaşların size doğru yolu gösterdiğini, hangi arkadaşların size goy goy yapıp sizin birikimlerinizi heba ettiğini bir bakın şöyle. Ondan sonra tekrardan yorum yapın. Şimdi bazen bu videoları konuşunca böyle bazı çok bilmişler böyle aa işte sen de hocam ulan ya bizim derdimiz doları bilmek değil ki sen ne paranın derdindeymişsin oğlum biraz ülkenin derdinde olun lan. Ulan bırak ülkeyi ülke elden giderse hepimiz gideceğiz zaten.
Esas bunlar önemli zaten. Siz niye kafanız çalışmıyor? Sen zaten benim kanalımı izlesen adam gibi 20 dakika videoları, sen zaten 6 aydan beri zarar etmezdin ki. Veya birkaç tane düzgün yayın yapan adamları seçip izleseniz zaten zarar etmezsiniz ki. Ama siz gidiyorsunuz bunları izliyorsunuz, gaza geliyorsunuz, dolar alıyorsunuz, zarar ediyorsunuz, sonra hem hala onları izleyip alkışlıyorsunuz hem bizi izliyorsunuz. Ya önce bir tarafını belli et. O tip adamları izleyen adamların zaten benimle işi yok. Anladın mı? Onlar IQ'su düşük adamlar. Çünkü bak, bir adam bir şey bilse dedikleri çıkar ve sen para kazanırsın, değil mi? Ya ben de çok net bir soru soruyorum. Bu adamların 6 aydır çektikleri videolara bakın. Borsa çöktü, dolar kopacak. Son 6 aydan beri hangisi oldu? Dolar borsa 2 defa rally yaptı. Dolar 2 defa sert düştü. Ne oldu? Bütün bunları dinleyenler zarardı. Hangisi iyi ekonomist? Hepsi şarlatan. Bak, piyasa duayeni dediğimiz insanlar bile şarlatanlığa başladı. Yazıktır. Yazıktır. Yani sizin bu piyasalarda hakikaten bir isminiz var. Artık bu ismi de lekelemeyin. Yeter. Gerek yok. Yani YouTube'un gazına gelmeyin arkadaşlar. İnsanların gazına gelip kendi duruşunuzu hiçbir zaman bozmayın. Sizler de arkadaşlar lütfen magazin ekonomistliği yapan insanları izlemeyin. İzlemeyin çünkü izlediğiniz sürece para kaybedeceksiniz. Bakın emin olun. Hani eğitimlere gidin gitmeyin demiyorum. YouTube'u açın. Birkaç tane teknik analiz videosu izleyin. Teknik analiz, bak çok basit, teknik analiz öğrenin. YouTube'da var. Tamam mı? Emin olun bu adamların söylediğinin ne kadar salakça şeyler olduğunu göreceksiniz. Kendiniz göreceksiniz. Yani kimseye inanmayın. Bana da inanmayın. Zaten biz hep şunu söylüyoruz. Yani ben her zaman iki tane seçenek sunuyorum insanlara. Hangisi sana mantıklı geliyorsa onu yap kardeşim. Benim dediğimle de yatırım yapma. Benim böyle bir misyonum yok. Ama bizler küçük yatırımcıyı koruyacaksak önce bu işin mantığını anlamanız lazım arkadaşlar. Dolar kaç lira olacak bana onu söyle. Ya git kardeşim, ben söylemiyorum. Git başkasını izle ya. Var bak, çok bilen adamlara yazıyorlar böyle, işte benim öyle indikatörüm var bilmem ne. Git onları izle, beni izleme. Çünkü benim derdim farklı. Anlatabiliyor muyum? Benim derdim, sen önce bu işin mantığını, felsefesini, kimi izleyip kimi izlemeyeceğini anlarsan zaten bu işin %80'ini başarır, zarar etmezsin bir daha. O yüzden arkadaşlar lütfen ve lütfen biraz dikkatli olun, seçici olun. Çok önemli, çok kritik bir döneme geliyoruz. Gaza gelmeyin. Ama her zaman söylüyorum, portföyünüzü çeşitlendirin. Yani özellikle böyle bir dönemde dolarınız da olsun, TL'niz de olsun. Dolar hareketlendi, işte ABD'den bir yaptırım geldi. Tekrar dolar alın, çoğalın. Yani oynayın portföyünüzle. Tek bir yere saplanıp kalmayın arkadaşlar. Şu son dakikaya kadar da beni dinleyen kardeşlerim eminim vardır. Zaten o insanlar her zaman kendini kurtarıyorlar. Ne kadar akıllı adamlar olduğunu gösteriyorlar. Hani ya 3 dakikanın sonunda da ya aman işte gene bu boş konuşuyor diyenler de zarar etmeye arkadaşlar mahkum. Tekrardan herkese iyi haftalar olsun.